Öcal Alper'in son ödüllü filmi Karanlık Gece vizyona girdi. 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde premierini yapan film, en iyi film ve en iyi senaryo ödülünü aldı. İshak, unut o gece. Yönetmenin 4. uzun metrajlı filminin senaryosunu Alper ve Murat Uyur Kulak yazdı. Film, İshak'ın büyük bir öfkenin parçası haline gelip Anadolu'da küçük bir kasabada vicdan azabıyla nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. Politik gerilim kulvarında beyaz perdede yer alan filmin başrollerinde Berkay Ateş, Cem Yiğit Üzümcüoğlu, Taner Birsel, Pınar Deniz ve Sibel Kekilli yer alıyor. Ya tabii ki yazarken sürekli öyle bir sıkışık atmosferde olmuyorsunuz. Hani günlük hayatınızda devam ediyorsunuz. Açıkçası hani yani filmin adı Karanlık Gece ama bir taraftan hani yaşadığımız coğrafyanın kendisine benziyor film. Bu yüzden doğrudan karanlık olmasından çok bu karanlığın görülmesi yönüyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hatta işte bir linç hikayesi anlatıyoruz. Bir hafta sonra bir bakıyoruz işte Kılıçdaroğlu bir yere gitmiş, linçe uğruyor. İşte bir adalet arayışı hikayesi bir taraftan ama bir bakıyoruz ki Rabia Naz olayında işte baba bu hikayenin peşini bırakmazken neredeyse tımarhaneye kapatılmak isteniyor gibi maalesef Türkiye'nin gerçekleri diyelim. Ama nihayetinde bir kurmaca bir film bu. Filmde işte saz çalması gerekiyordu. Uzun 6 ay saz dersi aldı. Motosiklet kullanması gerekiyordu. Motosiklet dersi aldı. Onun dışında da biraz dağcılık dersleri aldı. Filmde işte biliyorsunuz tırmanıyor, iniyor, obruklara giriyor, çıkıyor. Evet yani onun için evet en uzun hazırlık gerektiren oyuncu onun olması gerekiyordu. Ve o da sağ olsun bıkmadan usanmadan çalıştı ve gerçekten filmde de benim de sadece benim filmimde olduğu için söylemiyorum bunu ama Berkay'ın diğer performanslarını da çok seviyordum zaten. Hikayenin bu sertliğinden kaynaklı olarak daha sert bir coğrafya olsun diye düşünüyordum ve Toroslar da hep aklımdaydı. Ama zaten imge olarak Yaşar Kemal'in romanlarından sanırım hep vardı o imge. Sonra hikayeye göre Batı Toroslardan Doğu Toroslara uzun bir yolculuk yaptık. Gerçekten çok büyüleyiciydi. Açıkçası linçe vuracağımı düşünmemiştim hiç yani hayatımda. Belki insan hep başkasının da görüyor bunu. Filmi yazarken de böyle bir şey düşünmemiştim. Evet şunu düşünüyorsunuz. Aslında bunun ne kadar insanların öyle durumlarda konuşulan ya da söylenen şeye hiç dikkat etmediğini, tam tersine aslında birilerinin sürekli onu manipüle edilmiş, çarpıtılmış bir gerçekliğin peşine takılıp ve kendilerince aslında hep bir takım hassasiyetler uydurulup bu linç kültürünün nasıl büyütüldüğünü birebir gördüm. Kemal Varol'un Aşıklar Bayramı'nın kitabından bir Netflix'e bir film çekmiştik ama o bundan önce yayınlandı. Onun başka bir romanından üzerinde çalıştığımız ama uzun erimli Hav diye bir romanı var. Animasyon filmi olacak, yetişkin animasyonu. Onun üzerine çalışıyoruz bir iki yıldır.